Evet arkadaşlar, videonun başında verdiğimiz formül neydi? A üzeri m çarpı a üzeri n eşittir. Tabanlar aynı ise, yani burada üçler varsa, a'lar varsa aynı ise üstler toplanır. M artı n şeklinde yazılır. Bakın sorumuza bakalım. Kolay bir soru, yapabileceğiniz bir soru. Aynı ise üstleri toplarsın. 3 üzeri a artı 2 olur eşittir. 3 üzeri 6 ise tabanlar aynı ise üstler birbirine eşit olur. A artı 2 eşittir. 6'dan a'yı 4 olarak bulursunuz. İşlem bakın ne yapmışız? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 2a yazmışız. Yine bunlar aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri 3a olur. A'mız 4'tü. 4 kere 3'ten 12. 2 üzeri 12 olarak bırakabilirim. Arkadaşlar bunun değerini hesaplamaya kalksak uğraşırız. Şıklar yine muhtemelen bu şekilde olur. Bu tip sorularda. Evet, burada eşitlik var. 3 üzeri a eşittir 9 ise a'mız nedir? 2'dir. 3'ün karesi 9. 3'ün küpü 27. 3 üzeri 4'ten de 81. Şimdi burada yerine yazalım. C'miz kaç? 4 üzeri 4. B'miz 3. A'mız 2. Aşağıda aynısını yazıyorum. A'mız 2. B'miz 3. C'miz 4. Bunları yerine yazın. Bunun işlemin sonucu soruyor bize. Tabanlar aynı ise üstleri toplayabilirim dedim. 4 üzeri 4 3 daha 7 2 daha 9 bölü 2 3 daha 5 4 daha 9 2 üzeri 9. Aslında formül olarak vermedim ama bakın. Zaten 4 dediğim ifade 2'nin karesi değil mi? 4 gördüğüm yere 2'nin karesini yazıp bunu 9. kuvvetini aldığım zaman, yani 9 kere 2 üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 9 yapar. Hadi burada da yeni formül gösterelim arkadaşlar, ya da göstermeden de yapabiliriz bakın. 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 9'un çarpımından 2 üzeri 18 gelmez mi? Gelir değil mi? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Aşağıda da 2 üzeri 9 olduğu için bu şekilde ayırdım. Yani şeyi şu for yani şu formülü öğretmediğim için arkadaşlar, a üzeri n bölü a üzeri n'in a üzeri m eksi n olduğunu öğretmediğim için bu şekilde ayırdım. Cevap ne geldi? 2 üzeri 9 geldi. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.